Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet şöyle bugün elimde mürdüm rengi tek renk bir model e, tülbentim var bu tülbente daha önce sizler için çok model hazırladık arkadaşlar ve tülbentimin kendi renginden sarı ve mavi ile çok güzel bir model hazırladım modelimiz çok güzel oldu ve şu şekilde e, 22 numarada tığım var evet şimdi modelimizin e, nasıl olduğuna bir bakalım evet modelimiz bakın arkadaşlar bu şekilde şöyle bir köprü bir fıstık bir köprü bir fıstık olarak devam ediyor modelimiz çok hoş çok güzel bir model hazırladım sizlere bakın arkadaşlar şöyle bir köprümüz ve yanına dalımızdan oluşan şöyle üzerine fıstık yapacağız modelimiz bu arkadaşlar Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına ilk önce bu şekilde şöyle ikişer zincir çekerek Tığ battılar hazırlıyoruz 696 nolu videomda da tüm püf noktaları mevcut arkadaşlar şimdi tığ battığımızın için sık iğne ile ipimi sabitleyerek başlıyoruz ilk başlar gibi başlayacağız arka tarafı unutalım ve dört tane zincir çekiyorum şöyle bir defa tığımı doladım hemen yuvanın içine giriyorum 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaparak başlıyoruz bu şekilde tutayım daha güzel olup gözükür inşallah Şöyle 4 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım. Bakın. Trabzanı tam ortasından tutturursanız böyle iç içe geçmiş zincir halkalar gibi duracaktır. Yine aynı şekilde 4 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Trabzanın orta kısmından alıp şöyle 2 ve 2 alarak bu şekilde trabzan yapıyor. Yine 4 zincir. Bir defa tığı dolayıp bu tam orta kısmından uça yaklaştırmadan şöyle arkadaşlar aşağı doğru olursa daha güzel şöyle zincir halkaları duruyor. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir. Bir defa tığımı doladım Şu dip kısmında değil arkadaşlar. Biraz ortadan yaparsanız şöyle yaparken zaten kenara çekiliyor. Bu şekilde daha çok iç içe duruyor. Yine 4 zincir bir defa tığı doladım hemen yuvanın içine şöyle 2 ve 2 alarak trabzan yaptım Evet altı oldu yine 4 zincir bir defa tığı doladım şöyle 2 ve 2 4 zincir bir defa tığı doladım hemen yuvanın içine giriyorum şöyle 2 e2. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde zincir halkası oluştu. Sayalım toplam 8 tane olacak ve bunu 4. tığ battıya kapatacağım. Bu şekilde 1 2 3 ve 4. Şöyle şu tığımın ucundaki ilmek de gayet sıkı olacak. Fazla arkadaşlar sivri olmasın. Şöyle bakın. Kapattık buraya zincir halkamızı. 3 zincir çekiyorum bir tane tığ battı oluşturacağım şöyle dalımla e, bu zincir halkamın köprümün arasına bir tane tığ battı yapıyorum şimdi 15 zincir çekerek dalım oluşturacağım 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 zinciri çektim hemen buraya bir tane aynı tığ battıya bakın şu tığ battığı için kapattığım yere 15 zincirimi sık iğne ile sabitleyip yine 3 tane zincir çekiyorum. Hemen sıradaki boş olan tığ battıya kapattım. Evet şöyle de bakın sağında ve solunda birer tığ battı olmak şartıyla bu şekilde de dalımızı yaptık. Şimdi 4 zincir çekiyorum yine. Bir defa doladım köprü yapıyoruz. Sık iğne ile kapattığım tığ battının aynı yuvasına şöyle e, trabzanımı yaptım 4 zincir 1 2 3 4 bir defa tığımı doladım yine daha net görmeniz için şöyle çeviriyorum şöyle 2 ve 2 4 zincir yine 8 tane zincir halkası oluşturacağız aynı şekilde şöyle 2 ve 2 alarak bu şekilde bir zincir halkası oluşturduk. 4 zincir bir defa tığımı doladım şöyle 2 ve 2 4 zincir bir defa tığı doladım trabzanın şöyle tam ortasına bağlamaya çalışıyorum ki halkamız güzel dursun 5 oldu bir defa tığı dolayıp hemen buraya trabzana 2 2 alarak trabzan yaptım 4 zincir bir defa sayı doladım şöyle 2 ve 2 tekrar 4 zincir bir defa tığı doladım yuvaya giriyorum ve 2 ve 2 Evet bu şekilde 8 tane halkayı oluşturduk yine dördüncü tığ battanın içine kapatacağım bakın şöyle sayalım hemen dipten sayıyorum bu 1 2 3 ve 4 buraya kapatıp köprümü tamamlıyorum şöyle 3 zincirimi de ara mesafesi olarak yandaki boş olan tığ kapattım ve buraya 15 tane arkadaşlar şöyle dal yapacağız bakın bu şekilde olacak şimdi sıra dalda bir dal bir köprü olarak devam edecek hemen biz fıstığımızın yapılışına geçelim Evet arkadaşlar ortadaki bu 15 zincirli dalımızı hemen sık iğne ile sarı sabitledik. Buraya 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Bakın şöyle hafif belli belirsiz içinde ilmek geçecek kadar uzatıyorum. Fazla uzatmıyorum. Çünkü güzel yapışık durmuyor. Buraya 12 veya 13 tane bu şekilde ilmek alacağız. Şöyle 3, 4 5 küçük bir fıstık yapacağım. 6 alttan girip şöyle ilmeği alıp üstünde bir zincir çekiyorum. 7 Altından girip ilmeğimi alıp üzerinde bir zincir ipi uzatıyorum. 8 Şöyle 9 10 Şöyle 11 12 ve 13. Evet. 13 tane ilmeği bu şekilde bakın da topladım küçük bir fıstığımız olacak. Şöyle baştaki ilmeği tutup sondan çıkardım. Şöyle küçük bakın görünümlü bir fıstığımız oldu. Hemen yeşil bu dalın içinden girip şöyle dibinde bir zincir ve Bismillah. Şöyle bakın bu şekilde topladım. Hemen dibine bir sık iğne yapıyorum. Şöyle bir sık iğnemi yaptım. Fıstığımı şöyle sağa sola doğru arkadaşlar bu şekilde ettirdim Şimdi ben buraya 15 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Bu 13 ilmekli küçük fıstığı 15 zincir kaplayacak. Şöyle ters tarafına çevirdim. Bakın bu ipimi de alıyorum. Burada sağlamlaşsın diye yeşil dalımın içine girip buraya sık iğne ile sabitledim. Galiba odağı bozuldu. Şöyle bir odaklayayım. Tamamdır inşallah arkadaşlar. Evet buraya kapattım ya. Hemen yanına da bir sık iğne yapıyorum ki şöyle böyle güzel oluyor arkadaşlar. Direkt iki zincirle yukarı topluyor. Bu şekilde ama toplamıyor. Bu 15 zincirin içine girdim sabitledim şimdi buraya ikişer zincirli kirpikler yapacağız şöyle bir Pardon başki ile beraber 2 3 4 2 zincir şöyle 5 2 zincir 6 bakın bu şekilde güzel güzel kirpikler oluyor hemen iki zincir 7. 2 zincir 8 9 şöyle sona doğru geliyoruz 10 2 zincir 11 2 zincir 12 şöyle 13 14 Evet arkadaşlar ipim biraz Öbürleri 15 almıştı. Bu biraz kalın olduğu için 14 aldı. Şöyle e, yeşil yuvaya da bir tane sık iğne yapıyorum ki meyilli güzel duruyor bu şekilde. Dibine de bir zincir çekip ipimi şimdi kopartıyorum. Evet şöyle yaptığımız şeklimizi bir düzeltelim. Bakın 15 zincir fıstığımızın tam çerçeveledi. Bakın arkadaşlar. Şöyle çok hoş oldu. Hemen bir tane daha yapalım yakıp geleyim ben bu ilmeklerimizi de ortadaki 15 zincirli dalın içine girip şöyle sık iğne ile buraya sabitledim 7 tane zincir çekiyorum Evet 7 zincirim buraya 13 tane ilmek toplayacağız ilmeği de şu şekilde hafif biraz uzattım zincirin altından girip üzerinde bir zincir çekip ipim uzattım 2 oldu 3. 4 5 6 7 8 9 10 bakın bu şekilde fazla uzatmadan 11 12 ve 13 toplamda bu şekilde ilmekleri topladım arkadaşlar şimdi hepsini bir bakın buradan geçip Şöyle baştan çıktım. Bu şekilde toparladım. Şimdi dalımın içine giriyorum. Dibinde bir zincir çekiyorum ve tığındaki ilmeklerini de çekiyorum. Şöyle fıstığım hazır. Hemen dibine bir sık iğne yapıyorum. Bu bir sık iğneyi muhakkak yapın. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Üst zincir halkasını yaptığımızda ve 15 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Hemen şöyle ters tarafına çevirdim. Şöyle fıstığımı elimle tutup, bakın yeşil yuvadan girip ilmek alıyorum. Bu ilmeği de şöyle bakın sık iğne ile buraya sabitledim. Hemen dibine yine bir sık iğne yapıyorum. Bu ipi de buraya sağlamlaştırdım arkadaşlar. Bir zincirle düz yüzüne döndüm. Şimdi bir sık iğne yapmıştık, bir de zincir çektik. İki zincir gibi oldu. Bu bizim ilk kirpiğimiz. Şöyle iki zincir ikinci kirpik. Demin toplamda 14 tane yaptık. 14 veya 15 tane bu şekilde kirpiğimiz oluyor. İki zincir. Şöyle dördüncü. Şöyle sıkı sıkı yapıyorum dibine doğru. 5 6 7 aynı işle O yüzden birazcık hızlanıyorum. 8 9 9 tığımın ucu. Herhalde tığları karıştırdım yine. 10 11 Şöyle 12 Şöyle 13, yine 14 tane arkadaşlar buraya ikişer zincirden kirpi kaldık ve yine yeşil daldan da girip şöyle dibine bir sık iğne, dibine bir zincir, ipimizi koparalım çünkü bitirdik. Bakın tek fıstık, şöyle arada tek taş gibi, şöyle çok güzel duruyor arkadaşlar. Hemen ipi temizleyip geliyorum. Evet. Modelimiz bu şekilde hazır arkadaşlar. Bakın. Şöyle çok güzel, çok tatlı durdu. Şöyle halka bir e, fıstık, bir halka. Bir zincir halkası, bir fıstık çok hoş. Çok da güzel yakıştı. Renkler de çok uydu arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı durdu. Şöyle duruşunu görüyorsunuz. Zincir halkaların arasında bir de şöyle sallantılı haline bakıtalım. Vidamızı yapalım. Evet arkadaşlar. Sallantılı hali de bu şekilde. Şöyle sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.